Merhabalar. E-yargın sistemi üzerinden usul öğretici başvuruları nasıl yapılır? Nelere dikkat edilmesi gerekir? Bununla ilgili Yalova Halk Eğitim Merkezi olarak sizi bilgilendirmek adına bu videoyu paylaşıyoruz. İlk olarak internete e-yargın yazarak başlıyoruz. E-yargın map yazan sayfaya tıklıyoruz. E-devlet ile giriş butonuna tıklıyoruz. Kendi kişisel e-devlet girişimizi gerçekleştiriyoruz. Açılan E-Devlet ekranı bu şekilde olacak. İlk olarak başvurular diyoruz. Tekrar başvurular diyoruz. Usta öğretici başvurusu diyoruz. Ve E-Yaygın sayfası bu şekilde. Başvuru sayfamız 6 basamaktan oluşuyor. Mezuniyet belgeleri, mesleki kurs bitirme belgeleri, iş deneyim bilgileri, başarı belgeleri, kurum ve kurs seçimi ve başvuruyu tamamlayın şeklinde devam ediyor. Bizim işlemleri başlamadan önce yapmamız gereken, elimizde hazır olması gereken evraklarımız var. Bunlar diplomalarımız ve sahip olduğumuz belgeler. Belgelerin tarayıcı ortamında ya da fotoğraflarını çekilerek bilgisayar ortamına aktarılması gerekiyor. Bunun yanında E-Devlet üzerinden indirmiş olduğumuz SGK tescilli hizmet döküm belgesinin de bilgisayarımızda hazır olması gerekiyor işlemlerimizin kolaylaşabilmesi için. Biz ilk olarak ilk adımda başlıyoruz. Mezuniyet türü, mezuniyet alanı ve mezuniyet bölümleri tek tek kendimize uygun bir şekilde girmemiz gerekiyor. Örnek olarak yaptığımızda lisans eğitim fakültesi dediğimizde mezuniyet alanına örneğin bahçecilik dedik. Mezuniyet bölümümüze de yine bahçecilik dedik. Dediğim gibi mezuniyet belgesi yükleme kısmına dosya set seçeneğinden daha önce bilgisayarımıza indirdiğimiz diplomalarımızı yüklememiz gerekiyor. Mezun belgemizi yükledik. Şurada alan yeşile döndüğünde yükleme gerçekleşmiş oluyor ve kaydet dediğimizde direkt alt kısma seçtiğimiz alanı attı. Burada birinci alanı gerçekleştirdik. İkinci bölüme geçiyoruz. İkinci bölümde yine belge türü, belge alanı ve belge bölümü var ve yine tekrar belge yükleme yapacağız. Ustalık belgesi, dördüncü seviye kurs bitirme belgesine sahipseniz bunu buraya yüklemeniz gerekiyor kendi seçtiğiniz alanlar doğrultusunda. Eğer böyle bir belgeye sahip değilseniz bu bölümü geçiyorsunuz. Üçüncü aşamaya geliyoruz. İş deneyim bilgileri kısmına. Burada çalışma süresini gösteren belge yazılı kısmı E-Devlet üzerinden indirdiğiniz SGK tescilli hizmet dökümünü dosya seçeneğine tıklayarak yüklemeniz gerekiyor. Yine yeşil olduktan sonra yükleme gerçekleşmiş oluyor. Aşağı kısımda mezuniyet türü olarak yazan alanda yıllar görüyorsunuz. Yılların karşılığına çalışma sürenizi halk eğitimlerde ve milli eğitim bünyesinde çalıştığınız günleri sadece hesaplayarak yılların karşılığına yazmış olmanız gerekiyor. Örneğin 2019'da 50, 2020'de 20 gibi yazabilirsiniz. Bu şekilde yazıp kaydet dediğinizde sistem otomatik olarak sizin puanlamanızı gerçekleştiriyor. 180 günden daha fazla gün çalışmış olsanız dahi sistem sizi 180 günde sabitleyecek ve 180 gün olarak en fazla puanlamayı gerçekleştirecek. Bu şekilde bu alanı da doldurduktan sonra dördüncü aşamaya geçiyoruz. Başarı belgeleri kısmı. Burada sahip olduğunuz başarı belgeleriniz varsa bunları yüklüyorsunuz. Usta öğreticilik belgeniz varsa, antrenörlük belgeniz varsa bunları yüklemeniz gerekiyor. Burada usta öğreticilik belgesini yükleyecekseniz başındaki kutucuğa tıkladığınızda yeşil tiki oluşturup karşısına dosya seçeneğinden yine usta öğreticilik belgenizi sisteme yüklemiş olmanız gerekiyor. Burada diğer belgeler yazan kısma oryantasyon belgenizi yükleyebilirsiniz. Birden fazla alanda örneğin usta öğreticilik belgeniz varsa şayet tek yükleme yapabileceğiniz için aynı ekran sayfa üzerinde fotoğrafını çekip ya da aynı arka arkaya sayfalar şeklinde taratırsanız onu tek ekranda yüklerseniz daha sizin için kolay olacaktır. Farklı alanlarda da usta öğreticilik belgenizin olduğunu idareciler tarafından görülmesi kolaylaşacaktır. Belge yüklemelerinizi gerçekleştirdikten sonra başarı belgelerini kaydediyorsunuz ve belgeler yüklenmiş oluyor. Bu aşamayı da tamamladıktan sonra 5. aşamaya geçiyoruz. Kurum ve kurs seçim kısmı. Burada ilk olarak yapmamız gereken kurs alanına vermek istediğimiz diplomamıza uygun olan kursu seçiyoruz. Biz biraz önce bahçecilik seçmiştik. Devam edelim. Onun üzerinden
Bahçecilik seçtikten sonra kurs alanımız, bahçecilik alanında halk eğitim bünyesinde açılabilecek bütün kurslar aşağıda açılıyor. Bunları gördükten sonra yan tarafa geçiyoruz. İl ilçe kısmına hangi halk eğitimde, hangi ilde yaşıyorsanız onu seçiyorsunuz. Biz Yalova diyoruz. Merkez halk eğitim olduğumuz için merkezi seçiyoruz. Yalova ilindeki diğer halk eğitim merkezlerinde seçim yapabilirsiniz tabii ki. Ve kurum olarak da halk eğitim seçtikten sonra tekrar dönüyoruz kurs isimlerine. Seçtiğimiz kursu seç kısmına tıklıyoruz. Ve kaydet diyoruz. Burada seçtikten sonra başvurduğunuz kurslar kısmına zaten seçtiğiniz kurslar gözüküyor. Birden fazla halk eğitim ve birden fazla kurs seçmeniz sizin için daha faydalı olacaktır. Kendi alanınızda ders verebileceğinize inandığınız kursları da birden fazla kurs seçimi gerçekleştirebilirsiniz. Tek tek kurs seçimlerini yapabiliyorsunuz. Toplu bir şekilde olmuyor. Ve bu aşamadan sonra da son aşamaya geliyoruz. Başvuruyu tamamlayın. Başvuruyu tamamlayın sayfasında seçtiğiniz kurs merkezlerini ve seçmiş olduğunuz kursların isimlerini görüyorsunuz. Daha sonra idareciler tarafından onaylandığında onay bekliyor kısımlarının onaylandı olarak da geçeceğini göreceksiniz. Kurslardan aldığınız puanları yine bu sayfada görebileceksiniz. Ve puanlama bittikten sonra sıralamanızı da yine bu ekranda görebileceksiniz. Başvuruyu tamamlamak için ilk olarak telefon numaramızı ve e-mail adresimizi eksiksiz bir şekilde girip İş durumunu da usta öğretici mi, emekli mi, milli eğitim personeli mi bunu seçtikten sonra bilgilerini kaydediyorsunuz ve işlemler seçmiş olduğunuz halk eğitimlerin idarecileri, müdür yardımcılarının ekranına düşmüş oluyor. Bizim anlatacaklarımız bu kadar. İşlemlerde kolaylıklar diliyoruz.